Yani ki illaki adam alemlerine muhatap olmak için şeytan zemini kullanılacak. Bunun mümessili buysa, biz bir yere gittiğimiz zaman bir şey birinin mümessilini sorarız veya bir öğretmen sınıfa girdiği zaman mümessili muhatap alır. Mümessile soracağı bir şey. Bu şekilde. Kullanılabilmesi için şeytanın çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde burada, yani şu an bulunduğumuz yerde, bu alemde ne işimiz var anlayamayız. Buraya niye geldik? Çünkü bizim buraya gelmemize vesile olan, Kur'an-ı Kerim'de de geçen ayetle, biz şeytana, yani babamız olan Adem'in şeytana kanması neticesiyle indik buraya. Şimdi bir de bu işin farklı bir yönü var. Allah canibinden şeytan yoktur. Esma vardır. Mudil esması şeytaninki. Diğer esmaların teceddüdünü sağlayacak. Benim anladığım şeytan toplanmasından. Yani bir anlamı iki mana çıkarttım abi şeytan sisteminden. Bir tanesi esmanın teceddüdünü sağlayacak. Bir de esmanı tefrik edecek. Esmaları tefrik edecek abi. Farklı. Bu mudil hayır. Esması mı yapıyor? Mudil esması yapacak abi. Çünkü mudil esmasının bize kattığı bir şey var. Onunla biz diğer esmaları bileceğiz. Onun plana girmesiyle bir boşluk olacak. Hani sizin de kullandığınız bir ifade var ya, yazıdaki boşluk yazı kadar kıymetlidir diye. Esma'da mudil esmasının böyle bir yönü var. Müstakiliyet veriyor. O aradaki boşluklar olmasa, defterde yazdığımız bir defterde mesela şu yazdığım sayfada, bu arada boşluklar olmasa siyahlar hep birbirine girer. Hani vücut, hani adem. Yani bilemeyiz, fark edemeyiz. Mudil esması bize bu farklılığı verdi. Yalnız ileride de bahsedeceğim gibi geçici olmalıdır bu ayrık, tefrik edilme. Eğer kaynağına iade edilmezse şeytan unvanına layık oluruz. Şeytan, daha aşağısı insi bir şeytan oluruz. Şeytanın anlaşılmasıyla bunun önüne geçeceğiz. Yani şeytandan daha aşağı seviyeye düşmek. Birincisi neydi? Esmada teceddüdü. Yani vücuttan Adem'e, Adem'den vücuda geçişi mudil esması sağlıyor. Aynı zamanda da esmalardaki farklılığı tefrik ediyor. Yani haydır, hay esmasıdır, ondan sonra kadirdir, rahimdir, hakimdir. Hani bu esmaları da tefrik etmemizi sağlıyor bize. Şeytan, yani mudil esması. Peki biz bu mudil esmasını nerede öğrendik? Talim esma hadisesinde şeyden öğrendik. Orada talim esma yapıyorduk ya. Yani burada geçici bir süreç olarak düşünmemek lazım bunu. Hepsi bir anda oldu bitti gibi düşünürsek, o an için orada talim esma oldu. Talim esma olurken şeytan da oradaydı. Şeytan o talim esma meselesinde Adem'e secde etmeyişi, bu ne demektir? Allah'a karşı bir kibirleniştir bu. Kibir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tek tek ayetlere de baktım abi. Kibir olarak geçiyor. Peki bu talim-i esma Adem Aleyhisselam'a öğretirken Cenab-ı Hak ismini mudili de öğretmedi mi? Mudili öğrenmesi işte abi, orada melaikenin ona inkiyat etmesi, tabi olmasıyla diğer esmalar şeytanın tekebbürüyle de mudil esmasını öğrendi abi. Nispimiz yoktu herhalde orada. Aslında sistem olarak sistem, var. He, sistem olarak vardı, ihya oldu. Yani aktif olmamış. Aktif olmamıştı. Şeytan şey olmayınca, secde etmeyince kibir gördü şeytanla. Ben demeyi gördü daha doğrusu. Ben diyebilmeyi gördü, ben demeyi anladı. Bu şekilde... Yani zaten Adem'de olan bir hakikata şeytan sirayet etti. Şeytanın sirayetiyle Adem'de olan bir hakikat ortaya çıktı. Beni insan orada öğrendi. Beni orada öğrendi. Ben demeyi orada öğrendi. Ben demeyi orada öğrendi. Şeytan ben demeden vazgeçmediği için orada iblis diyor zaten. Şeytan demiyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. İblis cin şeyindendir. Cin taifesindendir abi. Orada onu öğrendi. Hazreti Adem dünyaya indiğinde mesele anladı, insan olduğunu fark etti. Oradaki ben demenin ne demek olduğunu, vehmi cihette bir ben olduğunu anladı. Vücud ismine layık olmayan bir ben demek olduğunu anladı. Onu tekrar sahibisine, sahibi hakikisine iade etmek için şey yaptı, tövbe etti. Nisbi öğrendi orada. Ama şeytan hala kabul etmiyor. Etmediği için de azazil şeytan olarak kalacak. Hatta o kadar bu işin içine giriftar olmuş ki Allah ona konuşma hakkını verdiğinde dahi o tövbe etmek yerine mühlet istedi. Tövbe de edebilirdi. Onu da ileride niye tövbe etmediğini söyleyeceğim abi inşallah. O zaman iblis sıfatı, yani iblis, yani iblis. Aslında azazil. Azazildir. Evet. O zaman farklı farklı isim takılması, mesela Kur'an'da
şeytan değil, iblis geçiyor. Evet abi. Ha, o zaman Allah ile münasebeti, talimi esma noktasında, farklılıkları bize tanıtma noktasında iblis kullanacağız. Dünyadaki işlevi, sistemi şeytan. Aynen öyle olacak abi. Bizim dünya, efal alemimizde, konuşmalarımıza vesaire, düşüncelerimize beymesi ama aslı yazılımımız, cevher itibariyle, talim esma itibariyle iblis. İblistir abi. Ha, sistemin yazılımında iblis, işlevinde şeytan. Şeytan olur. Evet. Birisi mülk, birisi melekut gibi. Evet abi. Bir malzeme ama olmazsa da olmaz. Olmaz. İblis Azazil'dir. Azazil ismidir. İblis